Bediüzzaman Hazretleri terörün çözümünün anti-darvinist, anti-materyalist ilmi mücadele olduğunu söylemiştir. Şiddetin, terörün ve anarşinin kökeni Darwinizm ve materyalizmdir. İnsanın sözde kör tesadüflerin ürünü olduğunu telkin eden Darwinizm, hayatın da bir mücadele alanı olduğunu iddia eder. Marksizm, Leninizm, Stalinizm gibi materyalist ideolojiler de amansız bir çatışmayı savunur. Kan dökerek güç kazanmaya inanırlar. Ve Darwinizm, tüm bu ideolojilerin güya bilimsel dayanağıdır. Bu yüzden terörle yapılacak asıl mücadele, Darwinizm ve materyalizme karşı yapılacak fikri mücadeledir. Darwinizmin olmadığı yerde materyalizm olmaz, materyalizmin olmadığı yerde terör olmaz. Bediüzzaman Hazretleri de ahir zamanın en büyük belasının Darwinizm ve materyalizm olacağına dikkat çekmiştir. Tabiyyün maddiyyün felsefesinden tevellüt eden bir cereyan-ı nemrudane, nemrudane bir hareket gittikçe ahir zamanda felsefeyi maddiye, materyalizm Darwinizm felsefesi vasıtasıyla intişar ederek, yayılarak kuvvet bulup, uluhiyeti, Allah'ın varlığını inkar edecek bir dereceye gelir. Üstad Hazretleri, nemrudane bir hareket olarak adlandırdığı Darwinist, materyalist ideolojilerin güç bulup yayılmasının ise telkinle olduğuna şöyle dikkat çekmiştir. Maddi yunluk, ateist, materyalist ve Darwinist felsefeler manevi tavundur. Bulaşıcı bir veba hastalığıdır ki, beşere şu müthiş sıtmayı tutturdu. Gazab-ı ilahiye çarptırdı. Telkin ve tenkit kabiliyeti tevessü ettikçe, geliştikçe o taun da tevessü eder. Yani gelişir. Üstadımız sözünde telkin ve tenkit kabiliyeti geliştikçe diyerek Darwinizm ve materyalizmin okullarda eğitimi verilerek gazete, TV ve radyolarda sürekli yayınlanarak neredeyse tüm dünya devletleri tarafından düzenli telkin edilerek güç kazanacağına dikkat çekmiştir. Ayrıca Bediüzzaman Hazretleri tabiyyün ve maddiyyün, materyalizm Darwinizm mezhebinin başına geçen o eşhas, şahıslar kuvvetleri nispetinde kendilerinde bir nevi rububiyet, terbiye edicilik tahayyül ederler, hayal ederler. Sözleriyle ahir zamanda deccaliyetin asıl dayanak noktasının Darwinizm ve materyalizm olduğunu da vurgulamıştır. Tüm bunlara karşı yapılacak en etkili çalışmanınsa Darwinizmi ve materyalizmi etkisiz hale getirecek bilimsel bir mücadele olduğunu söylemiştir. Bu mücadele hem Darwinizm ve materyalizmin geçersizliğini bilimsel net delillerle ortaya koyarak hem de Kur'an hakikatlerini anlatarak yapılmalıdır. Bu sebeple üstadımız Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın da birinci vazifesinin Darwinizm ve materyalizmi fikren tam susturarak bu fitneyi durdurmak ve insanların imanlarının kurtulmasına vesile olmak olduğunu söylemiştir. Mehdi Aleyhisselam'ın üç vazifesinden birincisi, fen ve felsefenin tasallutu ile, etkisiyle ve maddiyyün ve tabiyyün taunu, materyalizm, darwinizm ve ateizm hastalığı beşer içine intişar etmesiyle, insanlar arasında yayılmasıyla, her şeyden evvel felsefeyi ve maddiyyün fikrini, materyalizm, darwinizm ve ateizm gibi Allah'ı inkar eden dinsiz akımları tam susturacak tarzda imanı kurtarmaktır. Dolayısıyla terörün fikri zemini olan Darwinizm ve materyalizme karşı yapılacak mücadele mutlaka ilmi olmalıdır. Telkinle, fikirle, propagandayla yayılıp güç bulan bu akımlar ancak yine fikirle susturulabilir. Bediüzzaman Hazretleri de bu gerçeği şöyle ifade eder. Şimdi bu zamanda en büyük tehlike olan zındıka ve dinsizlik ve anarşilik ve maddi yunluğa, Darwinizme karşı yalnız ve yalnız tek bir çare var. O da Kur'an'ın hakikatlerine sarılmaktır. Yoksa koca Çin'i az bir zamanda komünistliğe çeviren musibeti beşeriye, insanlığın belası, siyasi, maddi kuvvetlerle susmaz. Yalnız onu susturan hakikati Kur'aniyedir. Görüldüğü gibi Üstad Hazretleri, insanlığın belası konumuna gelmiş komünist terörün, maddi kuvvetlerle susmasının imkansız olduğunu belirtmiştir. Komünist terörün susması ancak önce bu ideolojinin çökmüş olduğunu bilimsel bilgilerle ortaya koyarak, sonra da bununla birlikte Kur'an'ın hakikatlerini anlatarak mümkündür. Bu yüzden üstadımız, komünizme karşı neşriyat yoluyla, kitaplar, dergiler, yazılarla mücadele çok zaruridir. İnşallah bu gibi İslami faaliyetlerle Türklere karşı çalışan komünistler, farmasonlar ve başkaları manen mahvolacak ve istikbalde Türkiye eski makamına terakki edecek. Diyerek, komünizme karşı mutlaka kitaplarla,
yazılarla, konferanslarla, sohbetlerle, dergilerle, belgesellerle fikri bir çalışma yapılması gerektiğini ifade etmiştir. Ülkemizin güneydoğusundaki terör belasının son bulması da üstadımızın gösterdiği bu yolla mümkün olacaktır. Bölgedeki terörün kaynağı Marksist, Leninist, Komünist ideolojidir. Buna karşı anti-Darwinist, anti-materyalist, anti-Marksist, anti-Leninist, anti-Komünist bilimsel çalışma yapılması şarttır. Özellikle gençlerin anti-Darwinist, anti-materyalist bilgiyle donatılması Allah'ın izniyle terörü temelden sona erdirecek en etkili çalışma olacaktır.